Evet Süleyman Hocam, meme kanseri dedik. Meme kanserinde de yine risk faktörleri var. Evet. Belirtileri nelerdir? Risk faktörleri içerisinde yaşında bir önemi var mıdır? Şimdi meme kanseri, genetik faktörler önemli meme kanserinde. Eğer ailesinde ki bayanın ailesinde teyze veya halalarında meme kanseri varsa mutlaka kontrollerini yaptırması, sıkı kontrollerini yaptırması gerekir. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan bayanların 20 yaş ile 40 yaş arasında düzenli meme muayenesi yapmaları gerekir, evet, ayda bir. İkincisi, gerekirse 20 ila 40 yaş arası meme ultrasonuyla bakılması gerekir. 40 yaşından sonra mamografi dediğimiz görüntüleme yöntemiyle yılda bir mamografi filmlerinin çekilmesi gerekiyor. Yaş oranı, her yaşta kadınlarda meme kanseri görülme riski vardır. Erken yaşlarda da, ileri yaşlarda da her zaman meme kanseri görülme riski bulunmaktadır. Yüksek doz işte östrojene maruz kaldığı durumlar meme kanser gelişimi yönünde maalesef sebep olan faktörlerin arasındadır. Yine erken yaşta adet görmüş, yani 12 yaşından önce adet görmüş veyahut da 55 yaşından sonra olduğu halde menopoza girmemiş kişilerde meme kanseri görülme riski çok daha yüksektir. Yani vücudun östrojene daha çok maruz kalması, ne kadar uzun yıllar maruz kalırsa meme kanseri görülme riski de o kadar çok yüksektir diyebiliriz. Yine bizler ne yapacağız? Erken teşhiste kendimiz elle meme muayenesi yapmamız gerekiyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Adetin birinci gününü baz alarak 5. günden itibaren, 3 ila 5. günden itibaren her siklusta elle meme muayenesini mutlaka kişi kendisi yapması gerekir. Meme dokusunun bütün kadranlarını eline gezdirip, parmaklarıyla gezdirip sağ göğsü için sol eliyle, sol göğsü için sağ eliyle koltuk altına da bakarak her ay bu düzenli bir şekilde muayenesini, kendi elle meme muayenesini yapmalı. Çünkü meme kanseri demek memede ağrısız kitledir. Ağrısız kitle hiçbir şekilde dikkati çekmez. Ağrılı olsa farkında olmayız. Ağrılı olduğunda daha çok dikkatimizi çeker, ama ağrısız kitle olduğu için memede renk değişikliği olması, portakal kabuğu görünümü olması. Portakal kabuğu demek, yani içine çöküntü olmuş, böyle üzeri pürtüklü pürtüklü, evet, olması. Meme ucunun her ikisinin boyutlarının farklı olması, şekil değişiklikleri olması, meme ucundan laktasyon dediğimiz emzirme döneminin haricinde farklı renkte sıvı gelmesi, bu kanama olabilir, farklı renkte sıvı gelmesi mutlaka genel cerrahiye, doktoruna gitmesini gerektirmektedir. Kişi gider, muayenesini yapar, bütün görüntülemelerini yapar. 40 yaşından sonra mamografi diyoruz. Neden 40 yaşından önce? 40 yaşından önce de mamografi yapılır, ama meme dokusu yağlı bir doku olduğu için erken dönemde mamografi yapıldığı zaman kişi de tümör olsa bile tümörü atlama imkanı olur. Atlamaya sebep olur maalesef. O yüzden meme ultrasonu 20 ila 40 yaş arası bize daha fazla yol göstermektedir. Daha sonra ağrısız kitle oldu, biyopsisi yapıldı, meme kanseri teşhis konulduğu zaman onun bütün patolojik incelemeleri yapılır. İşte östrojen reseptörü pozitif mi, progesteron, işte akıllı ilaç kullanımı ile ilgili belli parametreler vardır. Onlar var mı yok mu diye güzel bir patolojik sonucu çıkar. Bu sonuca göre hastanın memesindeki tümör zaman zaman şey olmaktadır, çok büyüktür, koltuk altında da vardır, büyüktür. O zaman önce yine başında söylediğim gibi bu onkolojik konseyinde biz karar alıyoruz. Nasıl bir karar alıyoruz? Hastaya önce kemoterapi mi yapalım, ameliyatını mı yapalım, radyoterapi mi yapalım? Bunların hepsini toplu bütün hekimler karar veriyoruz. Ve hastaya gerekirse önce kemoterapiyle tümörünü küçültüp arkadan ameliyatını, veya önce ameliyatını, arkasından kemoterapilerini, arkasından radyoterapisini
tedavilerini yapıyoruz. Ondan sonra da hastamızı düzenli bir şekilde takiplerini yapmaktayız. Peki hocam, bir göğüste kanser riski karşı karşıya geldi kişide. Göğsünü aldınız. Diğer göğüste de olma ihtimali var mı? Diğer göğsünde de olma riski vardır. İhtimali vardır tabii ki. Bunun için de biz düzenli kontrolleri yaparken her iki göğsün de hem mamografisini hem meme ultrasonunu tek tek yapıyoruz ki atlamamak adına. Yani hani bazen tedavi oluyor, diğer göğsünde de farklı bir türden meme kanseri çıkabiliyor. O yüzden bir santim bile olsa onun tekrar bir görüntülemesini yapıp kontrol altında tutmakta fayda var diyebiliriz.